İki gün yani beşinden geliyor. Türk-Yunan dostluğunu geliştirmek amacıyla düzenlenecek birinci Bodrum-Samos kültür etkinlikleri 6-7 Temmuz tarihlerinde Bodrum'da, 9-10 Temmuz tarihlerinde de Yunanistan'ın Samos adasında gerçekleştirilecek. Bu kültür ve kardeşliği geliştirip daha sonra ticaret yapmamız lazım. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, etkinliklerin tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda kültür etkinliklerini Ege'nin karşı kıyısıyla dostluğu ve kardeşliği geliştirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kocadon, her şeyden önce dostluk gelir. Dostluk sağlandıktan sonra iki ülke arasındaki ticaret de gelişecektir dedi. Yunan-Türk Kültür İlişkilerini Geliştirme Derneği Başkanı Eli Tasula Semailoğlu da Türkiye'ye geldiklerinde her zaman dostane bir şekilde karşılandıklarını belirtti. Kültür etkinliklerinin 9-10 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Samos adasında devam edeceğini ifade eden Semailoğlu, Bodrum'daki etkinliklere Yunan adalarından çok sayıda vali, kaymakam ve belediye başkanının katılmasını beklediklerini dile getirdi. Ve Samos'ta basın da olacak. 3 senesi basın, Türk ve Yunan basını olacak orada. Bodrum'da 3 günde 2 gün. 2 gün yani 5'inden geliyor. 6-7. Kültür etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Senfoni Orkestrası Şefi Ender Sakpınar yönetiminde Yalıkavak Marina Amfiteyatro'da bir konser verecek. Konsere sanatçı Iris Mavraki de solist olarak katılacak. 7 Temmuz'da ise Halikarnas Kulüp'te Yunanca ve Türkçe olarak İsmini adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. İlk gün ayın 6'sında Cuma gün Yalıkavak Marina'nın amfiteyatrosunda Eskişehir Belediye Senfoni Orkestra ile beraber Iris Mavriki bir konser verecek. Ertesi günde Halikarnas Disko'da çok güzel bir Türkçe-Yunanca tiyatro eserimiz var. Nazım Hikmet'in şiirlerine zenginleştirilmiş. Ben bu iki etkinliği de Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine bir vesile olarak kabul ediyorum. Tüm Bodrumları ve Bodrum'da ziyaret eden misafirlerimizi Cuma ve Cumartesi gün bekliyoruz. Amacımız biraz önce dediğim gibi kültür ve ticareti geliştirmek. Bodrum'da düzenlenecek kültür etkinliklerine aralarında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Doktor Hilmi Bengi, sanatçılar Zülfü Livaneli, Erdal Özyağcılar, Tülin Oral ve Türk Basın Konseyi üyelerinin de olduğu çok sayıda davetlinin katılacağı bildirildi. Her sene biz bu festivali devamlı yapacağız ve her sene daha iyi ve daha güzel şeyler ekleyeceğiz bu festivale. Bu festivalimizin amacı Yunan-Türk dostluğunu ileri götürmek ve herkese göstermek ki yalnız yani biz elimizi uzatırsak karşı tarafa komşumuzu elini tutacağız.